Merhaba sevgili dostlar, yine bir kripto para piyasası analiz videosu ile karşınızdayız. Bu hafta bol tatilli bir hafta, biz de mümkün olduğunca videolar çekip sizi haberdar etmeye çalışıyoruz. Ama önümüzde kurban var, belki bu önümüzdeki hafta biraz ayrı kalabiliriz ama elimizden geldiğince video yayınlamaya çalışacağız. Tüm videolarımızı YouTube kanalımızda bulabilirsiniz arkadaşlar. Coin piyasa analizleri başlığı altında. Diğer eğitim videoları falan da var. Onlara da bakabilirsiniz. Veya para havadisten de yine burada kripto analiz sekmesinden görebilirsiniz tüm videoları. Yine sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz, orada da bildirimler açarsanız aynı şekilde paylaşımlar oraya da düşüyor sevgili dostlar. Evet, şimdi Bitcoin'e bakalım istiyorsanız. Bitcoin'den önceki ekonomik takvimimize bakalım. Ekonomik takvimimizde ne var? Evet, ne var önümüzde? Grayscale'in Bitcoin 6 aylık kilitlenmesinin bitişi var. Evet, ondan bahsedelim istiyorsanız. Burada kripto sekmesinde, kripto ekonomik takvimde kripto paraları bekleyen önemli verilerin ve sonuçlarını buradan görebilirsiniz sevgili dostlar. Evet, şimdi çok karışık bir tabloyu açalım. Şimdi Bitcoin satış baskıları 30 bin dolara doğru çekmeye devam ederken bir aydan uzun süredir en düşük hafta kapanışına doğru ilerliyor demişiz. Şöyle haftaya bakarsak, şöyle gördüğünüz gibi şu an 31 bin dolar seviyelerine doğru haftalık kapanışa doğru gidiyor. Şöyle baktığımızda zaten 1, 2, 3, 4 dediğimizde aylık formasyondaki en büyük düşüşe doğru gidiyoruz şu an. 30 bin dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme masada duruyor sevgili dostlar. Yine burada demin bahsettiğim gibi Grayscale'in 6 aylık kilitleme dönem süresi 18 Temmuz'da bitecek olmasının yarattığı korku piyasayı aşağı yönlü de çekmeye devam ediyor burada. Daha önce Bitcoin'in dip alım bölgelerimizden biri olan 32.320 dolar seviyesinden tepki alamayıp 31.000 dolar seviyesine doğru Bollinger Band'ın altında yapışmış durumda. Buradan destek almaya çalışıyor. Hafta sonunun kötü geçmesi durumunda da 30.000 dolar ve 28.698 dolar seviyeleri de destek seviyesi olarak gözükmekte sevgili dostlar. Bitcoin için iyi senaryo ne olur? Bahsettiğimiz destek seviyelerinden tepki alırsa, eğer o şekilde tepki alırsa tekrar 32.320 dolar ve 32.771 dolar seviyelerini retest edebilir. Şimdi burada tabi Bitcoin dominansına da bakmak lazım. Yani burada Bitcoin dominansına da bakmak lazım. Burada Bitcoin dominansı da bizim için önemli. Bitcoin dominansını burada kaçırmayalım. Şöyle açalım Bitcoin'i. Evet. Bitcoin dominansının gördüğünüz gibi Bitcoin düşerken yükseldiğini görebiliyoruz. Bu da bize ne sinyali veriyor? Alttan toplama faaliyetlerinin devam ettiğini göstermekte. Birazdan bir rapor okuyacağım. Zaten o raporla birlikte ne demek istediğimi anlayacaksınız sevgili dostlar. Şimdi alım satım raporları var Grayscale'in yayınladığı. Grayscale'in yayınladığı değil. Neyse, kaynağını hatırlamadım ama Glassnode'un yayınladığı herhalde sanırsam. Glassnode'un yayınladığı rapor var arkadaşlar. Bu rapora baktığımızda Bitcoin ve Ethereum satıcılarının çoğu son 5 ay içinde satın alan kısa vadeli yatırımcılardı. Yani son 5 ay içinde Bitcoin ve Ethereum almış kişiler piyasayı bilmedikleri için ani satışlar yaptılar. Bu da piyasayı ciddi şekilde aşağı yönlü çekti daha doğrusu. Bu yatırımcıların büyük çoğunluğu zararına satış yaptı. Zararına satan tüm BTC'lerin 2021 yılı içinde satın alındığı belirtildi. Yani 2021 bu piyasa büyük düşüşünden, Mayıs'tan bu zamana kadar düşüşünde zararına satılan tüm BTC'lerin 2021 yılı içinde satın alındığı söylenmiş. Yani piyasaya yeni giren yatırımcılar panik satışları yapmış. 2020 veya daha önce Bitcoin satın alanlar hala kârda olduğu görünüyormuş. Kısaca yeni yatırımcıların bu piyasayı öğrenmesi için biraz daha zamana ihtiyacı varmış. Şimdi 2013 ve 2017-2018 krizlerini yaşayan eski yatırımcılar 2021'deki krize güçlü girdiler. Niye?
daha önce böyle bir şey olduğunu ve Bitcoin'in çekildiğinden 2 kat 3 kat daha yükseğe çıktığını biliyorlar. O yüzden 2020 yılında veya 2021 yılında da almış olsa 2013 ve 2017'yi gören bir yatırımcı Bitcoin'in buradan daha güçlü çıktığını daha önce gördüğü için elindeki Bitcoin'leri satmadı. O yatırımcıların çoğu şu an zaten söylediğimiz gibi Bitcoin'in 100 bin dolar hedefini bekleyen yatırımcılar. Ama raporda da bahsettiği gibi elinden panik satışı yapanların hepsi de 2021 yılı içinde piyasaya binmeyen, Bitcoin'in geçmişini bilmeyen yatırımcılar oldu. Sadece bu Bitcoin için değil, tabii Ethereum ve diğer altcoin'ler için de geçerli. Bu dediğimiz gibi güzel bir veri. Bu veriyi de sizinle paylaşmak istedim. Evet, neye bakalım? Ethereum'a bakalım istiyorsanız. Ethereum'daki biraz da Ethereum'dan bahsedelim. Bitcoin dominansından ve Bitcoin'den bahsettikten sonra. Aslında demin rapor olarak Ethereum'da konuştuk ama bakalım. Burada Ethereum düşüş kervanına devam ediyor. Daha önce güçlü desteği 1850 dolar seviyesi 14 Temmuz'da defalarca retest etti. 1857 dolar seviyesine burada Bollinger Band'ın altında tutunmuş gözüküyor. Burada tutunabilirse nerelere doğru gider? Önce tutunamazsa 1729 dolar seviyelerine kadar geri çekilir. Eğer buradaki destek çalışırsa 1931 ve 2017 dolar seviyelerini yukarı yönlü hareket edebilir. Hafta sonu bizim için önemli. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir alan daha var. Burada Ethereum'un dominansı. Burada Ethereum'un dominansı 1750 ile 1704 arasında tutulmuş ve bir kanal oluşturmuş durumda. Daha önce oluşturduğu kanallara baktığımızda şurada da bir kanal oluşturmuş mesela bakarsanız 3-4 günlük bir kanal oluşturmuş. Bu kanaldan yükselmeye binmiş Ethereum. Yine aynı uzun sürede şurada bir kanal oluşturmuş mesela. Burada yine oluşturduğu kanaldan yükselmeyi bilmiş. Yani 3-4 günlük şöyle söyleyeyim. 3-4 günlük stabil hareketinden sonra şöyle 3-4 günlük stabil hareketinden sonra defalarca yükselmeyi bilmiş. Tabi burada düşüş yaptığı alanlar da var. Burada baktığımızda 3-4 defa böyle kanallardan yükselmiş. Bir defa, iki defa çok özür dilerim. İki defa da aynı kanalların aşağı doğru düşüş gelmiş. Tabi burada ne yapacağız? Burada 1704 kanalına tutunacak mı, tutulmayacak mı? Bakacağız. Burada da Ethereum'un dominansı ile ilgili bu veriyi sizle paylaşmak istedim. Buradaki eğer burada tutunursa 1704 Ethereum dominansında tutunursa tekrar yukarı yönlü bir hareket gelebilir mi? Merak konusu açıkçası burada daha önce yaptığı hareketi niye yapmasın diye içimizden geçmiyor değil sevgili dostlar. Evet, son 24 saatte en çok kazandıran coinlere bakalım. Bu kan ağlayan piyasada yine kazandıran coinler varmış. Bunlardan biri Zen'miş mesela. Zen de böyle verilen hedef olan Bollinger Band'ına gitmiş. Zaten ne zaman ne diyoruz? Her zaman ne diyoruz? Hedefler Bollinger Band'ı olur diyoruz. Çok özür dilerim. Evet, burada baktığımızda yine MA200 bandını kıramamış. MA100 bandına geri doğru çekilme yapabilir. Burada zaten daralan bir Bollinger bandı var. MAC indikatörüne bakalım. Bu altcoin'lerde MAC indikatörümüze bakalım. Yani şöyle yapalım. Şuradan MAC indikatörümüzü açalım. Buradan DMA bandlarımızı açalım. Evet. Şöyle baktığımızda yükselişin zayıfladığını görüyoruz. Evet, bakiyeye bakalım. Bakiyede yine hedef verilen Bollinger bantını ve daha önce verdiğimiz 227 dolar seviyelerini kırmaya çalışıyor. Tutunamayıp aşağı yönlü bir hareket var. Burada da gücün kaybettiğini görüyoruz sevgili dostlar. Yani bu kısa piyasalarda ne yapacağız? Şuradaki eğitim videolarında anlattığımız kısa paslaşma dediğimiz scalping yöntemini deneyebilirsiniz. Yani Bitcoin'in ve altcoin'lerin bu kadar dalgalı olduğu zamanlarda %3, %5 karlar güzel paralar bırakır. Yatırım tavsiyesi olmakla birlikte sevgili dostlar. Hibar'a bakalım. Hibar'da yine verdiğimiz hedef olan 0.18'e gitmiş. 0.19'a gidemeden aşağı yönde kırılmış. Burada MA bandından tutulmuş gibi gözüküyor. Tekrar yukarı yönlü bir hareket yapabiliriz. Hibar şu an yükselişte devam ediyor gibi gözüküyor sevgili dostlar. Kusama var. Polkadot'un ekosisteminde güzel coinlerden bir tanesi. O da aynı şekilde bir güç denemesi yapmış. Uzun süre buralarda gezdikten sonra. Şu an yuan güç kaybediyor.
180 dolar seviyesine tutulmasına müteakip tekrar yukarı yönlü retest edebilir. Yine gideceği yerler nereleri? EMA bantları. Buradaki EMA bantlarını takip edeceğiz sevgili dostlar. Evet Staler. Gözlerimizi yaşarttın Staler. Uzun süreden beri düşüş yapan bir Staler coin'i tekrar yükselmeye çalışmış. Burada kıramamış verdiği hedefleri. EMA bantından ne yapmış? Geri çekilmeler yapmış. Yine EMA bantlarını takip edeceğiz. Gücü zayıflamış. Burada 0.23 centlere geri çekilmeler yapılabilir Staler. Evet, Tel coin'e bakalım. Tel coin de bizim uzun süreden beri dalgalı olan bir coin. En çok kaybettirenlere geçtik. Çok özür dilerim. En çok kaybettirenlere geçtik. Evet, Tel coin'i yani şöyle baktığımızda artık dibine yanaşmış durumda. Yani dibine yanaşmış durumda burada. Telcoin yatırımcıları epey bir üzdü Telcoin. Ama şöyle diyebiliriz yani burada herhangi bir piyasanın olumlu olması yönteminde ciddi bir şekilde yatırımcılara kar bırakacak gibi geliyor bana. Şöyle baktığımızda bu kadar bir kar bırakacak gibi geliyor. Tabi burada Telcoin nereye kadar düşeceği de merak konusu. Yani 0.068 29.01 dibin gibi gözüküyor ama takip etmekte fayda var. AXE USDT'ye bakalım. Bu da biliyorsunuz son zamanların pump coin'iydi. Burada yine Bollinger bantlarında Fibonacci bantlarında verdiğimiz hedeflere gitti. AXE coin gelen haberler doğrultusunda yükseliş yaptı. Yanlış anlamayın bakın gelen haberler doğrultusunda yükseliş yaptı. Burada Bollinger bant EMA bantlarına tutunuyor. Burada şimdi kırmızı EMA bantına tutunmamış 19 dolar seviyelerine kadar geri çekilebilir. Bu alanları da burada takip edeceğiz sevgili dostlar. Evet bu alanları takip ediyoruz. Alım seviyesi olarak belki 19.55 değerlendirilebilir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Enge coin, enerji coin diyoruz biz ona. Enge coin, engine coin. O da defalarca şu kıramadığı 1.39 hedef vermiştik hatırlarsanız. Orası tekrar şuradan alıp şuradan satalım demiştik. O 1.9'dan ne yaptık abi? 1.39'dan satabilen arkadaşlar kar etti. Satamayan arkadaşlar da geri çekilme alanı yine sarı bant olarak gözüküyor burada. Sarı bantı takip edeceğiz. Bu sarı banttan tekrar güç kuvvet toplayıp 1.39'u retest edebilir burada. Rune. Evet Rune de maalesef sarıları kırmaya başlamış artık. Sarıları kırmaya başlamış. Şöyle baktığımızda geri çekilmeleri devam edecek gibi gözüküyor burada. Hemen MAC indikatörüne bakalım. MAC indikatörü ne diyor? Evet güç kaybetmeye devam ediyor. Yine kırmızı alanlara kadar 465 alana kadar geri çekilebilir. Evet en son MANA'ya bakalım. Evet MANA coin'de 0.59'a kadar geri çekilebilir. 0.59 alanı demin bahsettiğimiz hangi coin'de o coin gibi buradaki sarı alandan güç kuvvet engine coin gibi güç kuvvet alıp tekrar 7.35'leri zorlayabilir. Bu alanları takip etmemiz lazım. 1-2 defa retest etmiş. 3. defa retest edebilir. Burada omuz baş omuz formasyonu var. O yüzden geri çekilmeler belki biraz daha olabilir. O geri çekimin alacağı alanda şurası 0.53 alanında olabilir. Bu sarı alanı takip edeceğiz. Sarı alanın altına kırıldığı an omuz baş omuz formasyonu gerçekleşir. Omuz baş omuz formasyonu gerçekleşirse ne olur abi? 0.53 alana doğru geri çekilmeler yapar. O alanları da takip etmeye devam edeceğiz sevgili dostlar. Evet, gelelim top 5 coin'e. ADA coin'de düşüşüne devam ediyor. Burada 1.15 seviyesi, destek seviyesi tekrar tutunursa 1.23 seviyesini retest edebilir ADA coin. Evet, XRP USDT'ye bakalım. XRP USDT. XRP'de dalgalandığına duruldum. 0.58'e tutunursa 61 tutunamaz 57'ye doğru devam eder. Kararsızlık var XRP'de. Takip etmeniz gerekiyor destek direnç seviyeleri. Evet LTC coin'e bakalım. LTC coin. LTC coin'de destekleri kırmaya başlamış. 119'a kadar geri çekilebilir. Tutunursa 123'e gider. Destek ve direnç seviyeleri not almanızda fayda var sevgili dostlar. DOT, Polkadot desteklere tutunamıyor. 11.88'e doğru geri çekilmesi devam ediyor. Burada 11.89'a kadar geri çekilse tepki alabilir. Düşme eğilimi devam ediyor. Dogecoin'e bakalım.
Evet, Dogecoin'de 0.18 seviyelerine tutunmaya çalışıyor. Burada tutunamazsa geri çekileceği alan, bir tane daha alanımız var. O da şurası, ortalama olarak 0.16'ya kadar geri çekilebilir. Burada tutunursa tekrar üzerine retest edebilir. Tekrar söylüyorum, retest ettiğine gideceği hedefler EMA bantları sevgili dostlar. Evet, piyasa kötü. Piyasa kötü olunca da maalesef iyi bir şey söyleyemiyoruz. Bizim moraller de düşük oluyor. Ses tonumuz bile değişiyor sevgili dostlar. Evet, bir başka videoda görüşmek üzere. Umarım piyasalar düzelir. Allah'ım size bol kazançlar versin. Kendinize iyi bakın. İyi tatiller diliyorum.